Abisi canlı yayında, abiniz telefon attığında. Bağlanmasını istemiyorum. İstemiyorum. Çünkü o Mehmet'i tutacak, beni gömecek. Ben onu biliyorum. Çünkü benim yapmadığım şeyleri söyleyecek orada. Ama o sizin abiniz. Olabilir. Öz abim değil bundan sonra. Bitti. Peki. Ben bağlanmasını istemiyorum. Hoş geldiniz yayına. Alo. İstemiyorum. Lütfen. Merhaba Esra Hanım. Merhaba. Kardeşiniz Mesude size karşı ön yargılı. Diyor ki yayına bağlanmasın. Evet. Kesin eniştesini tutar. O benim ablasını yalnız bırakır. Buyurun. Ben kendisine şunu sormak istiyorum. Mesude, sen çocukların odasını dağıtıp da hadi gidin odanızı toplayın deyip Nihat'la daha rahat konuşmak için çocuklar odasına gönderdin mi? Hayır. Evet. Hayır. Göndermedin. Hayır göndermedim. Göndermedin öyle mi? O gün yanında olan yeğenin neden başka bir şey söyledi? Yeğenim mi? Evet. O gün oradaydı. Meleğin kızı yanındaydı. Meleğin kızı yanındaydı. Çocukları odayı dağıtıp hadi siz gidin odanızı toplayın dedin mi dedin. Bu ben bir. Mi dağıttım? Mesude dinle. Sen evde doğru düz temizlik yapan bir insan bile değilsin. Sen geliyorsun çünkü çeviren temizlik Mehmet'ti. Yapmaya. Sen geliyorsun temizlik yapmaya. Mehmet yapıyor Mehmet. Mehmet yapıyor. Ya hepsini geçtim kızım. Ben sana şunu soracağım. Sen... Ben askere gitmeden önce 5 saat oturup seninle konuştum. Bak kızım senin bakıma muhtaç baban var. Babanın başında dur. Ben askerden gelene kadar bekle. Ben askerden geldikten sonra evleneceğim mi? Ne yapacaksam beraber yaparız diye 5 saat sana nefret ettim mi? Ettim değil mi? 5 saat boyunca. He? Sen ne yaptın? Babanı bıraktın, kocaya kaçtın ben askerdeyken. Ya sen niye böyle eski mevzular yaşıyorsun? Aç karnına şekerli suya ekmek doğrayıp yedi. Değil mi? Kaç kişi var? Bunu niye anlatmıyorsun ha? Kendi ezikliğini anlatıyorsun da yaptıklarını niye anlatmıyorsun ha? Esra Hanım benim kardeşim bencil. Benim kardeşim nankör. Benim kardeşim fesat. Beni istememesinin, onu gömeceğimi bilmesinin açık sebepleri bunlar. Çünkü sen bize öz kardeşim değilsin, değil onlar dedin. Ben yetimhaneden alındım ya da onlar yetimhaneden alındı. Onlar benim öz kardeşim değil dedi. Sizde de işinize geldiğinde soy bağları millete dedikoduyu sen yaptın, ben değil. İsminizi bilmiyorum ama işte Mesut'un abisi olarak hitap edeceğim. Şimdi hani yiğidi öldür, hakkını yeme. Bunları yapmıştır. Ama Mesut'un çocuklarına karşı bir gram şefkati yok mu? Var. Yok. Yok. Sen de gördün. Çocuklar soğuk odada oturuyor. Yapma Allah aşkına ya. Bütün gün akşama kadar ya Allah için konuş, Allah için çarpılacaksın. Gerçekten çarpacaklar seni ya. Peki çocukları bırakıp evden dışarı çıkıp cayır cayır soba yanıyor. Esra Hanım bir şey sormak istiyorum. Tabii buyurun. Küçük kızı nasıl yanmış sorar mısınız kendisine? Neresi yandı? Kolunu nasıl yakmış sorar mısınız kendisine? Kızınızın hatta kolu... Hatta kolu vücudunun birçok bölümü yanık. Nasıl yakmış sorar mısınız küçük kendisine? Küçük kızınız lütfen? Nasıl yandı? Küçük kızın nasıl yandı? Şöyle bir şey diyeyim ben kirada otururken tek priz vardı. Onda kettle'da su kaynatıyordum. Benim kızım daha o zaman 1 yaşındaydı. Ceketin kenarında emekliyordu. Oraya çıkacağını tahmin etmiyordum. Oraya çıktı. Ve kabloyu çekerek kettle üstüne döküldü. 2 kolu ve bacağı yandı. Ama şu anda gayet iyi durumda. Size sorayım nasıl yandı yeğeniniz? O çocuğu başıboş bırakmakla anne olunuyor muymuş doğurmakla? Ben başıboş mu bıraktım? Ya bir anlık dalgınlığıma geldi. Ben bilerek mi yakarım kendi öz çocuğumu? Sen akşama kadar elinde telefonla gezen bir insan. Ben o gün telefonu vardı elimde. Senin kulaklık elimde. Var mıydı? O gün telefonu vardı elimde. Her geldiğinde senin kulağında kulaklık elinde telefon var mıydı Mesude? Benim elimde telefon yoktu. O sabah çay suyu kaynatmak için kettle'a su koydum. Bir anlık dalgınlığıma geldi. O gün de halam aramıştı. Halamla konuşuyordum. Sen o kazadan kendine ders çıkartmadın.
Hala gittin çocuklarını odada boş bırak. Kendin akşama kadar elinde telefon. Ne yemek yap, ne temizlik yap. Kız kardeşinizi şikayet ettiniz mi? Çocuklarına bakmıyor, çocuklarıyla ilgilenmiyor. Çocuklar bir mağduriyet yaşıyor. Ya o evde lütfen bir inceleme yapılsın. Çocukların hem ruh sağlığı hem beden sağlığı, gelişimleri nasıl diye. Ne bileyim, kurumlara gittiniz mi? Şikayetçi oldunuz mu? Esra Hanım, ben yıllar oldu kendileriyle iletişimi kestim. Kendisini neden? Az önce söylediğim gibi benim çünkü kardeşim... Çünkü beni öz kardeşin olarak görmüyorsun. Şu benim kardeşim Fesat, benim bir... arkamdan iş çeviren insan. Şu da çok garip değil mi? Hani... Sizin başınızı sokacak bir ev var. Herhalde ortak hisseli bir tapu. Bu Nihat evet. Bey'in yanına kaçmasıyla birlikte halanıza satış yapıyor. Yani gittiğinde de aslında bir evi varken, kafasını sokabilecekken bence çok düşük bir bedelle de o devir yapmış. Orada da sanki bir mağduriyet var yani. Mağduriyet şöyle var, anlatayım. Ben, o götürdüğü para da, götürdüğü para da bitmiş. Anlatayım avukatım. Ben şöyle bir şey söyleyeyim, araya gireceğim çok özür dileyerek de. Tabii. Mesut ben söyleyeyim mi? Mehmet bir saniye bekler misin? Şimdi şöyle, bu hisseli tapu, onunla ilgili zaten mahkeme süreci başlayacak. Hani ciddi ciddi bir mahkeme başlayacak. Ben bunca zaman peşine koşmadım. Kardeşlerim oradaydı çünkü bakın. Her ne kadar beni öz abisi gibi görmese de benim kardeşim orada. Eşiyle beraber, çocuklarıyla beraber. Kendisi de çok iyi biliyor yani benim nerelerde ne sıkıntılar yaşadığımı, ne badireler atlattığımı çok da iyi biliyor. Bunların hiçbirini de... Onlar hani arkamda da olmadı ki istemiyorum da zaten olmasın. Ben kendi başım içerisine bakıyorum. Bunlar orada yaşasın etsin tamam eyvallah. Mehmet etsin, benim çıkmadım. Boğazıma sarıldığında sen neredeydin abi? Taktı kafayı boğaza sarılmaya ya. Sen evi bastın. Sen evi bastın üstüme yürüdü boğazıma sıktın kafamı duvara vurdun. Peki bir şey söyleyeceğim. Senin DAP raporun yok mu? Olayı, madem daha önce benim vardı. Benim DAP raporum var senin hakkında. Oldu? Uzaklaştırma kararı aldın. Çıkmadı? Neden daha önce çıkmadı da şimdi peyda oldu bu konu kızım? Ne? Ha? Bana onu söyle. Senin Nihat... Ben sana oraya geldim dedim ki bak bu adam sağlam ayakkabı değil. Bu adam senin kanına girecek. Elinde varsa yoksa almaya çalışıyor. Bu adam öyle bir adam. Nihat'tan mı bahsediyorsun? Aynen Nihat'tan bahsediyor. Aynen öyle. Kendisine bunu defalarca defaatle söyledim. Söyledi kaç sefer? Söyledi mi Mesude? Bu benim hayatım, benim yaşantım, tamam mı? Buna sen karışamazsın, sen karar ver. Araya kaç kişiye soktum ben? Araya kaç kişiye soktum? Dayını soktum. Şimdi nerede? Dayını soktum. Bir saniye. Akrabalarını soktum. Sülaleni soktum. Seni ikna edemedim ben. O seni ilgilendirmez deyip nerede olduğunu. Mehmet bir saniye biz... Mehmet bir saniye. Benim bir soruma... Telefon gitti Era. Duyuyor musunuz beni bilmiyorum. Alo, duyuyorum ben. Duyuyorum. Esra Hanım. Siz Nihat denilen kişiyle tanıştınız mı? Hayır. Ben zaten olayı öğrendim. Mesleğiyle konuşmaya gittim. Hmm. Bana uzaklaştırma karar çıkarmış. Daha çok üstüne gideceğim diye. Ben böyle boşanma davası falan duymak istiyorum. Hele ki bu sebepten kesinlikle duymak kafamı istemiyorum. Kafamı duvara vurdun bakın, o yüzden. Yaklaşmaması gerektiğini bildiğinde uzaklaştırma kararı alıyorsun ya, bahsettiğin tarihlerde şiddet uyguladığında da yine aynı kararı alabilirdin. Bahsetmeye çalışıldığı bu. O işte... Aklını başına toparla. Bu sosyal medyada bulduğun adam seni de çocuklarla mağdur eder. Abla hayırlı bir insan değildi zaten. Ablanır dedi mi? İlişkin bitti şu anda. Ben şu andan bahsetmiyorum. Gibi. O zaman seni kardeşim bak yanlış yoldasın bu sana çok zarar verir dedi mi? Dedi. İnsani anlamda uyardı ama mı? Ama zarar vermedi. Hiçbir şekilde zarar vermedi bana. Farkında değilsin Mesude. Bu zararın zarar ne olduğunu ki? Yıllar içerisinde göreceksin. Bir de evet senin hayatın. İstediğin kararı verebilirsin. Ama söz konusu çocuklarsa ve çocuklarımız varsa artık eskisi gibi yani tek başına olduğunda bunları yapabilirsin. Ama çocuklar varken bu kararları alamazsın. Hayır biliyorum. Çocukların olmasa da ailene karşı sorumluluğun var ya... Yine özgür olamıyorsun. Çünkü özgürlük dediğin şey belli sınırları da beraberinde getiriyor. Hı hı. Kimseye zarar veremezsin. Evet. Evet devam ben... edin. Para yok. Ev şu anda yok. Para da yok ortada. Ev yok. Kaldı bakın, ortada kardeşiniz. Bakın şöyle bir mesajlaşma var. Esra Hanım şöyle buyurun. Bir mesajlaşma var ortada. Nihat buna diyor ki... Hı hı. Sen...
Ondan sonra diyor evlenme diyor, Hittin diyor, sat diyor, gel diyor beraber yaşarız burada diyor. Doğru mu? Bu mesele de onunla konuşurken diyor doğru ki. Doğru ya. Konuşurken diyor zaten. Ki benim diyor fındıklıklarım var, bağ bahçe var bizde diyor, tarlalar var diyor, evim uydurma, var diyor. Uydurma, uydurma. Uydurma. Mesude nerede şimdi Nihat? Madem o kadar uydurma iyi niyetsin. Uydurma ya, uydurma. Şimdi, sen nerede, şu anda nerede? Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsun. Okumak, mesajlarını okuyayım dediğimde niye o zaman engelledin? Bağ bahçeyi bırakın. Hisseli topudaki değeri bitti mi 30 bin 30. lira? Bitti. Bitti. Tamam. Para sıfırı yok, bitti. Bağ bahçeye gelmeye gerek yok. Siz Nihat Bey'in yanına gittiğinizde bankaya yatan halanızın verdiği para bitti mi? Bitti. Ben de aldığı paralar da bitti. Benden de para aldılar. Kaçtıktan sonra mı? Yok. Kim aldı senden? Nihat'la konuşurken ben kendi maaşımla kendi skor şeyimi ödeyeceğim. Faturalarımı ödeyeceğim. Borçlarımı ödeyeceğim de cebimde para bıraktım. Ayırdım. Mike telefonu yaptım. Paramı bıraktım. Ayırdım. Bu beni aradı. Mehmet de telefonumu sattım. Neden sattın dedim. Kredi çektim dedi. Ne kredi çektin? Kaç para kredi çektiniz? Söylesin. Kredi çekti diye beni kandırdı. Beni ne çarşıya size? Çağırdı. Telefoncuya gittik. 2,5 milyar parayı buna verdim. Çıktık dükkandan. Bana gene yalan konuştu. Giderken toplamda kaç para götürdünüz, kaç para harcadınız? Bu sizin hayatınız ya. Hiç kimse size 100 bin lira da harcadım deseniz niye harcadın diyemez. Sizin mantığınızdan bakarsın. Niye açıklamıyor? Ne de? Açıklamak istemiyorum. Niye açıklamıyor? Bir adam yüzünden açıklamıyor ne? Açıklamak ben istemiyorum sonuçta, Mehmet. Konuyu fazla uzatma. Sonuçta. Ben senden boşanmak lan istiyorum. Boşanacağım tamam mı? Zaten. Boşanacağım. Bitti. Tamam uzatma. Bitsin. Lan bitsin. Uzatma. Tamam, son bitsin. Bir soru soracağım. Uzatma. Lan daha bitsin. Bitsin o zaman. Lan düzüklerim var zaten benim düzüklerim. Ben yıkılır mısın buradan zaten? Ben çocuklarımla senin seni için uzaklaştırmıyorum. Değil. Bak bebeğim bak bebeğim diyorum. Seni aşkın diyorum. Senin için değil zaten bu muhabbet. Bu konu senin için değil. Ben çocuklarımı istiyorum. Ben çocuklarından seni uzaklaştırmıyorum. Gene gelip görebilirsin. Lan sen evdesin. Görmezsin bak ikisi görmezsin be. Senin yüzün bebeğim ve şeytan yan yana. Mesude Hanım bir soru sorabilir miyim? Buyurun. Bu sosyal medyadaki Nihat'a kaçmadan önce o da sizin bebeğiniz sanırım. Aşkı. Nini... Onu gördün ya. Hani nereye? Buradan duyguya. Nereye gitti lan? Arası ya seni. Mehmet Bey. Mehmet. Otur yerine lütfen. Sana mı soracağım nereye oturacağımı? Oturur musun? Ne yaptın Mehmet biraz önce? Niye hesap çıkmıyor? Hani erkek adam ya telefonda kaç ay konuştu? Mehmet bitti artık bitti. Tamam bitti. O tamam. Diye bir şey yok. Tamam yok da niye bağlanmadı şimdiye kadar? Bağlanmasını ben istemiyorum bağlanmasını. Niye? İşte. Çocuklarımızın ulan nikahlı karıya kaçıyoruz. Nikahlı karı alıyor ya. Nerede nasıl oluyor? O nasıl muhabbet oluyor? Nikahlı karıyı kaçırıyorsun. Nasıl kaçırıyorsun sen? Mesude. Bu hesabı nasıl olacak? Mehmet Bey, Mesude Hanım evden ayrılıp Nihat'ın yanına gitmeden önce Nihat denilen kişiye para gönderiyor muydu? Evde gönderdi. Bir farklılıklar var mıydı sizin bütçenizde, aile bütçenizde? Benle hiç doğru düzgün ilgilenmedi. Namazlama yemek koyabildi. Ne doğru düzgün çocuklarla ilgilenebildi. İşten geldin mi sofranın hazır olan ben değildim. Değil kaç saat sonra hazırlıyorsunuz hiç sofrayı? Çocukların dersini sen kaç saat sonra hazırlıyorsun onu söyle. Çocukların rehber öğretmeniyle ben gidiyordum, görüşüyordum. Rehber öğretmeni mi? Evet. Çocukların dersi var ya, kitap, her şey güzel okuluyor böyle. Aha. Kimin yüzünden acaba? Bak aynı konuları açtırma. Aynı konuları açtırma bana. Ben çocuklarımı kimin istiyorum. Kimin yüzünden? Tamam çocuklar alsın. Benim küçük kızım 2 sene 1. sınıfında kimin yüzünden okudu? Ha? Kimin yüzünden? 1 sene 2 sene 1. sınıfı okudu. Kimin ben yüzünden? Ben sana çocuğu okula aman ve yazdırma dediğim. Ha? Çocuğu bana sana aman yazdırma dediğim.